Sinema Artı'dan herkese merhaba değerli izleyenler. Yine dopdolu ve benzersiz bir içerikle karşınızdayız. Bu bölümümüzde sizi neler bekliyor, birlikte izleyelim. Sinema Artı başladı. Sinema Artı'da bu hafta vizyona giren filmlerden özel bir seçki, haftanın öne çıkan sinema haberleri, oyuncu Gürhan Sarıyer'le keyifli bir sohbet, bu hafta ölüm yıl dönümü vesilesiyle andığımız usta yönetmen Akira Kurosawa'nın hayatına yakından bir bakış, sinemanın ikonik robotları listesi ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Bu hafta hangi yapımlar Beyaz Perde ile buluşmuş, birlikte izleyelim. Vizyon Artı ile başlıyoruz. What is he doing here? We found your daughter. She's alive. Evdeki düşman başlangıç. She'll be working with. 4 years is a long time. What she needs right now is our family. Esther? Lena Klammer, Estonya'da bir psikiyatri kliniğinde yatmaktadır. Kaçış planları yapan Lena, nihayet amacına ulaşır ve Amerika'ya gider. Bu yeni hayatında artık kendisini varlıklı bir ailenin kızı olarak tanıtır ve Esther adını alır. Ancak çok geçmeden işler ters gider ve çocukları için her türlü fedakarlığı yapabilecek bir anne Esther'in karşısında dikilir. I think something's going on with Esther. Anything you want to tell me about your time away? 2009 yapımı Orphan'ın devamı niteliğindeki filmin yönetmenliğini William Brent Bell üstlenirken, Isabel Furman, Julia Stiles ve Rosie Sutherland başrollerini paylaşıyor. I did notice some inconsistencies. What are you getting at? To me, it felt like a performance. An abandoned child. I had a family once. They called me Kaya. Kaya'nın şarkı söylediği yer. Kuzey Carolina'daki küçük bir kasabada bataklıkta yaşayan bir kız hakkında hikayeler anlatılmaktadır. Bu kız 10 yaşında ailesinin terk etmesinin ardından bataklıkta yaşamaya başlayan Kaya'dan başkası değildir. Küçük kıza okuma yazma öğreten ve onu kollayan Tate'in ölümü ise Kaya'yı bir cinayet şüphelisi haline getirir. Delia Owens'ın aynı adlı romanından uyarlanan filmin başrollerinde Daisy Edgar Jones, Taylor John Smith ve Harris Dickinson yer alırken yönetmenliğini Olivia Newman üstleniyor. Acil iniş. Seyir halindeki bir uçak ve yolcuları için başlangıçta her şey normalken yolculuk kısa sürede kabusa dönüşür. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir terör olayı bütün uçuş güvenliğini tehdit etmektedir. Pilotlar acil durum ilan edince uçakta zamana karşı gerilim dolu bir mücadele başlar. Kore yapımı filmin yönetmen koltuğunda J.R.M. Han oturuyor. Arthur Rambo. Herkes onun aslında kim olduğunu merak ediyordur. Paris'te genç ve başarılı bir roman yazarı mı, yoksa sosyal medyada nefret dolu gönderilere imza atarak nam salan bir fenomen mi? Karim D mi, yoksa Arthur Rambo mu? Dünya premierini 2022 yılında Toronto Film Festivali'nde gerçekleştiren filmin yönetmenliğini Leon Conti üstleniyor. Haftanın öne çıkan sinema olaylarından derlediğimiz Haber Artı bölümümüzle devam ediyoruz. Seyir Derneği'nin
Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 16-21 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceği Ayvalık Uluslararası Film Festivali için geri sayım devam ederken festival programına dair haberler gelmeye devam ediyor. Festivaldeki kategorilerden biri olan ve geleceğin sinemacıları için hayata geçirilen yeni bir ödülünün seçici kurulu açıklandı. Genç sinemacıların yetişmesi ve teşvik edilmesi için hayata geçirilen ödülü ressam Levent Aygül, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal, yapımcı Nadir Öperli, oyuncu Tülin Özen'le yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özge'den oluşan seçici kurul belirleyecek. I'm an American journalist. And I'm going home tomorrow. Tomorrow or the day after. Yeni bir ödülü, yıl içinde sinema alanında gösterdiği başarıyla dikkat çeken yönetmen, yapımcı, oyuncu, senarist, kurgucu, sanat yönetmeni, ses tasarımcısı gibi sinemanın herhangi bir alanından bir isme verilecek. Ödüller ve film gösterimlerinin yanı sıra Ayvalık Uluslararası Film Festivali çeşitli atölye, panel ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak. Il vaut mieux que vous m'écriviez et je lirai. On y va bien? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali'nin jürisi açıklandı. Gecenin bir yarısı açıyor kollarını, giriyor gözlerime. Bu yıl 59.sü gerçekleştirilecek olan festivalin jüri başkanlığını yönetmen, yapımcı ve senarist Yeşim Ustaoğlu üstlenecek. Diğer jüri üyeleri ise oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ve Nurgül Yeşilçay, yönetmen Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak olarak açıklandı. Bu yıl 76 başvurunun yapıldığı ulusal uzun metraj kategorisinde yarışacak filmler 8 Ekim'de gerçekleştirilecek kapanış töreniyle ödüllendirilecek. Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından kabul edilen ve bu yıl 79. defa seyirciyle buluşan Venedik Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 31 Ağustos 10 Eylül tarihleri arasında sinemanın önemli simalarını ve yılın öne çıkan yapımlarını ağırlayan festival, Oscar ve Altın Küre içinde ipuçları barındırıyor. Jafar Panahi'nin No Bears, Florian Zeller'ın The Sun, Luca Guadagnino'nun Bones and All ve Santiago Mitre'nin Argentina 1985 festivalin dikkat çeken filmleri olurken, Todd Field'ın yönettiği ve festivalin ikinci gününde premierini gerçekleştiren Tar, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Kate Blanchett, Hugh Jackman, Colin Farrell, Isabelle Huppert, Laura Dern, Monica Bellucci, Casey Affleck ise kırmızı halıda boy gösteren yıldızlardan bazıları oldu. Covid-19 nedeniyle 2 yıl önce aramızdan ayrılan Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk'un son filmi Call of God, yarışma dışı olarak seyirciyle buluşacak. Julianne Moore başkanlığındaki jürinin belirleyeceği kazananlar sinema severler tarafından merakla bekleniyor. Sinema Artı bu hafta çok kıymetli bir oyuncuyu ağırlıyor değerli izleyenler. Gürhan Sarıyer bizimle beraber. Gürhan, hoş geldin. Hoş buldum. Sinema Artı'ya. Keyifler nasıl? Öncelikle nasılsın? Harika. Sizlerle birlikte olduğumuz için daha da iyiyiz. Ne kadar güzel.
Seyircilerimize de izleyicilerimize de saygılarımızı sunuyoruz. Harika. Burada olduğun için ben de ayrıca çok mutluyum gerçekten. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen bir oyuncusun. Tabii biraz senin özeline de gireceğim. Yaptığın işleri de merak ediyorum. Bundan sonraki işler de var, projeler var ama öncelikle bu macera, oyunculuk maceran nasıl başladı diye sorsam sana. Oyunculuk maceram 2008 yılında çok sevdiğim Ayşen Gur'u da rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Evet. Onunla başladım. Mütakiben Atilla Yiğit'le devam ettim. Onlardan çok şey öğrendim. Bana çok şey kattılar bilgileriyle, kültürleriyle. Sonrasında Plato Film Okulu'na başladım. Sinema oyunculuk. Orada da senaryo ve mutfak kısmını biraz daha gördüm. Çeşitli dizilere başladım. Türk dizilerine. İlk başladığım dizi Geniş Aile'ydi. Süper. Sonrasında kendi aramızda birkaç tiyatro oyunları yaptık. Alo Tiyatro adı altında. Sonra yine diziye devam ettim. Kayıt dışı Erkan Petekkaya'yla çalışma fırsatım oldu. Tabii heyecan da var. Beykent'ten mezun oldun ama öğrencilik zamanında rol aldığın kısa filmlerde gördüm seni bu arada. Kısa filmlerde çok önemsediğin bir alan. Evet. Öyle değil mi? Evet, kısa filmleri ben çok seviyorum. Yani özellikle çok az bir zamanda birçok şey anlatmak büyük beceri, büyük bir başarı. O yüzden her zaman saygı duyuyorum güzel senaryoya, iyi yönetmenlere, yeni beyinlere. Bizim de öğrencilik yıllarımızda çektiğimiz birkaç projemiz vardı. Şansa Davet bunlardan bir tanesi. İzlemişsinizdir. Evet evet, yani böyle çok zekice konular, çok iyi kaleme alınmış senaryolar, filmlerle. Kısa filmler gerçekten hem vurucu hem izlemesi de çok keyifli, çok tatlı oluyor. Bir şeyler katabiliyor insana çok kısa sürede. Ve tabii kısa filmleri de çok önemsediğimi biliyorum. Artık profesyonel bir oyuncusun. Hatta uluslararası arenada boy gösteren bir oyuncusun. Onlara da geleceğim ama kısa filmin her zaman sende yeri ayrı. Sanki hani biri, bir kısa filmci gerçekten işini, emeğini hakkıyla yaparak seni davet ettiğinde koşa koşa gelirsin gibi öyle düşünüyorum. Öyle değil mi? Yani ben her zaman kısa filmleri çok ayrı benim şeyimde, oyunculuk alanımda. Biz Orman diye de bir tane kısa film çektik. Bu da belirli mecralara gitti. Şu an yurt dışına da hala sunuluyor. Yani sevdiğim proje olduğu zaman, sevdiğim senaryo, güzel ekip olduğu zaman kısa filmlere her zaman açığım ben. Evet, ve tabii yavaş yavaş günümüze doğru geliyoruz. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde artık şunu merak ettim. Çok böyle çeşit olarak, çeşit açısından zengin bir filmografim var ve en son işte Uyanış Büyük Selçuklu'da hem tarihi hem aksiyon bir dizide rol alıyorsun. Nasıl bir tecrübeydi? Zorlukları var mıydı ya da mental olarak ve fiziken nasıl hazırlandın? Tarihi olması bizim için biraz daha bazen gergin olabiliyor. Çünkü tarihteki karakteri nereden bilebileceğiz? O tarihteki karakteri nasıl canlandıracağız? Onun jestleri, mimikleri nelerdir? Bunları düşününce insan bir kayboluyor, kaybolmuyor değil. Ama sonrasında tabii içten gelen o içgüdüyle, oyunculuğun vermiş olduğu içgüdüyle ortaya çıkan bir karakter oluyor. O karakter, benim oynadığım karakter Berzam, Kaledar Yusuf karakteriydi. Çok güçlü bir karakter. Ve karşısında savaştığı karakterler de çok güçlü. Bunu oynamak gerçekten keyifliydi. Böyle bir karakteri oynamak. Aynı zamanda sana kattığı zorluk da bir taraftan mesleki anlamda seni besliyor, oyunculuğunu besliyor, öyle değil mi? Yani bir taraftan mental olarak hazırlanmak derken bir taraftan da fiziki zorlukları da var. Fiziki şartları var. O konuda da hazır olman lazım. Mesela hani sporla iç içe olduğunu biliyorum. Hangi spor dalıyla daha çok ilgilenirsin ve o disiplin seni oyunculuk hayatında, kariyerinde nasıl etkiliyor pozitif anlamda? Ben geçmişte Wing Chun'la
ilgilendim. Uzak Doğu dövüş sporlarıyla. O yüzden fiziki olarak tabii zorluk yaşanıyor set ortamlarında. Ama ben biraz daha alışkınım. Wing Chun'dan dolayı mı? Wing Chun'dan dolayı. Şöyle. Wing Chun'u bana biraz böyle anlatır mı? Hani çok yakın olmadığım bir felsefe. Spor dalı ya da. Wing Chun daha çok savunma sanatı. Yani karşıdaki hamleleri ekarte edip karşıdaki kişiye zarar vermeden onu ekarte etme sanatıdır. Saldırı boyutu var. Ama saldırı boyutu... Aikido gibi mi? Aikido gibi. Ha. Aikido'ya daha yakın. Hı hı. Wing Chun'un yani en çok benim hoşuma giden yanı savunma sanatı olması. Yani insanın, her insanın kendisini savunması gerekiyor. Evet. Bunu da bence herkesin öğrenmesi gerekiyor. Yani saldırıdan önce savunmayı temel alan bir felsefe olması da... Bunu da aslında bilerek mi seçtin? Hani önce savunma olsun. Daha böyle insancıl, hümanist bir disiplin gibi geldi bana. Evet. Senin anlatman. Bana da ilk öğrendiğimde öyle geldi. Ben zaten saldırgan birisi değilim. Yani o yüzden savunma sanatını öğrenmek benim daha çok ilgimi çekti. Evet. Çünkü gelebilecek herhangi bir duruma karşı nasıl savunacağız kendimizi? Hı-hı. Bunları öğrendim. Wing Chun'u herkese tavsiye ediyorum. Ben Wing Chun çok disiplin olarak da, yani insana saygı olarak da çok faydalı. Aynı zamanda tabii mesleki anlamda da seni pozitif olarak besliyor. Hayat felsefeni, görüşünü, insan ilişkilerini, öyle değil mi? Tabii bir taraftan da işin uluslararası bir boyutu var. Sen uluslararası platformda artık boy gösteren bir oyuncusun. Amerika maceran var, Bollywood maceran var ve ben biraz Bollywood'u merak ediyorum. Onunla başlamak isterim. Neler yaptın orada ve yapmaya da devam ediyorsun bu arada, onu da ifade edeyim. Teşekkür ediyorum. Bollywood bizi sevdi galiba. Yani evet. Ben ilk Ajan Durga sinema filminde Amir Khan'ın prodüksiyonunu yaptığı sinema filminde oynadım. Ripu Dasgupta yönetmen. Wow. Patrina Chopra başrollerde. Ben de Ajan Durga'nın sevgilisi karakterini oynuyorum bu filmde. Aksiyonu bol bir film yine. Aksiyon var, dram var. Çok güzel. Çok güzel bir karakter. Hı hı. Zaten filmi senaryosu da biraz şeyi anımsatıyor. 007. Hı. Onu da anımsatıyor. Biraz Ajan Durga. O yüzden çok keyifliydi. Set ortamı da çok keyifliydi. Bollywood'la tanışmam böyle oldu. Amir Khan'ın prodüksiyonuyla. Şimdi diğer bir yine Bollywood'dan teklif aldım. O da yayınlanacak, yani çekeceğiz. Çekimleri başlayacak. Çekimleri başlayacak. Bollywood gerçekten seni sevmiş. Oradan devam edeceksin gibi gözüküyor. Çünkü sen de onları sevdin sanırım. Set ortamı deyince böyle biraz merak ettim. Bir kıyaslama yapsan oranın setiyle mesela buradaki set. Farklılıkları var mı? Kültürler olarak benzerliğimiz var mı? İnsan ilişkileri olarak nasıl? O gözlemlerin nelerdir? Yani aslında yani Hintliler sıcakkanlı. Hı-hı. Ya bizim yapımıza biraz benziyor. Biz de öyle sıcakkanlıyız. Tabii onların biraz daha disiplin olarak çok katılar. Yani o saatte orada olunacaksa o saatte orada olunacak. O oyuncu gelecek. O makyaj yapılacak. Yani çok katı şeyleri var, kuralları var. Ya katı kural değil belki ama disiplin haline gelmiş. Artık öyle gidiyor. Bizde de aynı disiplin var. Tabii bizde biraz esnek olabiliyor bazı setler, bazı setlerde. Ama Bollywood'da gördüğüm kadarıyla hem eğlenmeyi de seviyorlar. Öyle danslar filan. Onu görüyoruz zaten değil mi? O artık sette çok eğlendik meselesini bize görsel olarak da gösteriyorlar. Yani... keyifli geçiyor Bollywood setleri. Tabii şöyle bir şey var aslında. Şimdi biz Hintçe, Sanskritçe bilmiyoruz. Hı hı. Onlar da Türkçe bilmiyor. Evet, onu soracağım. Yani o anlaşma nasıl? İşte orada gerçekleşiyor. Orada biraz da jest ve mimiklerle, duygularla anlaşabiliyoruz. Mesela benim o karakterde oynarken birçok insan bir şeyler diyordu. Yani şöyle oyna, böyle oyna, o Ripu filmi yönetmeni geldiğinde sadece o duyguya baktı. Hmm.
Yani o duyguyu Ripu aldı ve dedi böyle. Dublaj mı yapılıyor sana? Yani kendi sesimle oynadım ama büyük ihtimal başka mecralarda yayınlanırken, özellikle Hindistan'da falan, bir dublaj yapılabilir. He. Yani ne bilmiyorum, dijital platformda olursa orada bir dublaj yapılabilir. Ama kendi sesimiz de belki de yapılabilir, altyazı da yapılabilir. Onları daha görmedik. Evet, onları ben de merakla bekliyorum gerçekten. Dijital platform demişken, tabii artık böyle dijitalleşen dünyada sinemanın da kabuk değiştirdiği, dijital platformlarla beraber sinemanın kabuk değiştirdiği bir dönemdeyiz. Güran, baktığın zaman bugünü nasıl görüyorsun sinema sektörel anlamda? Sinema sence nerede izlenmeli? Ya da bu değişikliğe ayak uyduran oyunculardan biri misin? Sonuçta bir oyuncusun, teklif nereden gelirse fark etmez diyenlerden misin? Ne düşünüyorsun? Yani dediğiniz gibi öncelikle oyuncuyum. Hı hı. Teklifleri açığız. Dijital platformlar da olabilir. Ama sinema deyince her zaman o perdede izlemek, hı hı, benim için en güzeli. Yani çünkü o bir doğallığı var, bir samimiyeti var. Yani dijitalde mesela şey yapılabiliyor, hemen dondurup işte bir yere gidilip gelinip ondan sonra tekrar olabiliyor. Bunlar hoş şeyler değil yani. Orada bir sürü emek var, bir sürü duygu var, oyuncular onlara çalışıyor. Yani bir tuşta dondurup bir yerlere gidip gelip ondan sonra tekrar devam etmek insanı, yani seyirciyi de koparır. Yani hikayeden de koparır. Evet. Ama sinemada perdede izleyip bir de keyifli arkadaş ortamın varsa gittiğin insanlarla ya da sevgilinle bir başka. Yapımın yani, hakkını vererek izlemek lazım diyorsun ama bence, bir taraftan da tabii ki yani profesyonel bir oyuncu olduğun için gelen tekliflere de açık olacaksın. Evet. Bollywood'a gittin, oradan döndün. Belki tekrar gideceksin. Bollywood seni sevdiğine göre başka işlerin de olacak uluslararası arenada. Bir de Amerika maceram vardı. Orada neler oldu? Orada Obvious Magazine, yani Amerika'nın çok önemli bir dergisi, beni derginin kapağı yaptı. Turkish Model Gürhan diye. Hı hı. Orada öyle bir tecrübemiz oldu. Obvious Magazine. Yani Türkiye'yi yurt dışında da çok güzel bir şekilde temsil ettim. Ne kadar güzel. Oraya gittiğinde böyle Hollywood'a da göz kırptın mı? Acaba olur mu? Ya da işte onunla ilgili bir çalışmaların oldu mu? Ziyaret gibi, anlaşma gibi. Yani Bollywood hep aklımdaydı aslında. Yani Hollywood'u çok seviyorum ama Bollywood hep aklımdaydı. Biraz böyle aradığımı buldum diyorsun zaten. Biraz geliyor. Bollywood, değil mi? Evet. Yani hani son yıllarda da yükselen bir Hint sineması var kesinlikle. Çok kaliteli yapımları da görüyoruz. Tabii Amir Khan dedin, onun yapımcılığını üstlendiği bir filmdi. Bakalım daha ne kapılar açılacak sana orada ve çok güzel işlerde, başka rollerde muhtemelen de göreceğiz gibi hissediyorum seni Güran, kesinlikle. Amerika değil de daha çok böyle Bollywood'cusun o zaman muhtemelen. Hani sinema olarak. Sinema olarak. Yani Bollywood yapımları da senaryo olarak çok keyif verici, evet, bazen kesinlikle olabiliyor. Yani eğlendiriyor, hem hüzünlendiriyor hem eğlendiriyor. Evet. Yani Bollywood'un öyle bir özelliği var. Yani bir anda çok ciddi bir konuyken bile dans ortaya çıkabiliyor. Öyle şeyler. Ama sonra tekrar drama dönebiliyor. Bizi alıştırdılar bunu ya. Aslında bütün dünyayı alıştırdı. Önce bir garipsendi falan ama sonra sevildi, öyle kabul edildi. Çok güzel, çok önemli yapımlarda da bu dans meselesi, o konuştuğun, onlar da çıkınca karşımıza artık kanıksadık. Evet, evet, artık hoşumuza da gitmeye başladı. Hoşumuza gidiyor artık, yani normal televizyonda bile açıp. Kesinlikle. Peki ya abi, yani kendi mesleki kariyerin yolculuğunda seni etkileyen, idol aldığın, örnek aldığın oyuncular var mıdır, hangileridir diye sorsam? Hollywood'dan mıdır mesela onlar? Hollywood'dan da var. Hollywood'dan mesela yani hem karakter olarak hem oynadığı karakterleri çok iyi duygu veren kişi Morgan Freeman diyebilirim. Sonrasında yine aynı değerde George Rush, Danny Day-Lewis olabilir, çok iyi. Yani Aaron Eckhart. Çok çok güzel. Yani bu karakterleri, bu oyuncuları çok seviyorum. Yani sinemada ya da herhangi bir oyunlarında karaktere dehşet verici
rol katabiliyor kendi iç dünyalarında. Bu çok önemli bir oyuncu. Bir taraftan da sana ilham veren oyuncular aslında. Evet. Mesela böyle küçüklüğüne gitsek, sinemayı ilk sevdiğin dönemlerde seni etkileyen, mesela Beyaz Perde'de izlediğin ilk film, o büyüleyici atmosfer, onları hatırlar mısın? İşte şu sayede ben sinemayı sevdim dediğin bir an, bir dönüm noktası var mı mesela sende? Yani aslında dizi de çok izliyorduk küçükken. Sinema filmlerinde Yeşilçam, yani Üstadlar, Sadri Alışık, Cüneyt Arkın. Yani Cüneyt Arkın'ı ben çok severim. Onların filmleri de çok sevdik. Kemal Sunal keza, Tarık Akan. Saygı sevgiyle adanım kendilerine. Evet. Büyük üstadlar. Çok büyük isimler saydın az önce. Kesinlikle bir taraftan da vay be dedirtiyor insana. İşte hey gidi günler, hey gidi yıllar. Yaptıkları projelerde kendi iç dünyalarından çok fazla değer var. Yani oynadığı her karakteri kendilerinden oynadılar. Bazı karakterler bunu yapmakta zorlanabilir. Ama o dönem gerçekten büyük başarı. Ve bu yolda da devam ediyorsun. Emin adımlarla devam ediyorsun kariyerinde Gürhan. O disiplini de görebiliyorum sende gerçekten. Ve bundan sonra da yeni projelerinde merakla bekliyorum. Tabii sadece Bollywood değil de hayatında böyle kendi içinde işte sinema filmleri, yine yerli diziler, onlarla da bir şekilde hayatımızda olacaksın. Bir taraftan da hayatının evet bir de uluslararası arenada boy gösterdiğin bir kısım var. Bu seni yormuyor mu? Bu ikili durum. Yani alıştım gibi Ömer. Evet. Yani alıştım gibi artık birinden biri olmazsa sanki daha boşluktaymışım gibi. O yüzden iki tempoyu da çok seviyorum. İki o koşturmayı da çok seviyorum. Gerçekten güzel projeleri, yani sinema, dizi, tiyatro, güzel projelerde yer almak her zaman hayalim. Evet, tabii bir taraftan da sahne tozu yutmuş bir oyuncusun, onu da söyleyelim. Bir de tiyatroyu eklesem bu koşturmanın, bu yoğunluğun içine aktif olarak yani aktif daha da. Olarak... Sanki bir düşünüyorsun gibi ama hani yük muhtemelen de yaparsın abi. Gerçekten hani yeni projelerini de merakla bekliyorum. Gerçekten yolun açık olsun diyelim Güran. Teşekkürler abi. Son olarak da senin özelinde yine sorayım. Gelecek hedefin nedir? Kendini nerede görüyorsun? Şu olduğu zaman tamamım der misin? Yoksa hiçbir zaman tamamım demiyorsun da sürekli üstüne katarak hep öğrenme peşinde misin? Öyle bir disiplinden mi geliyorsun? Onu biraz merak ediyorum. Yani benim gelecekteki hayalim öncelikle oyuncu olarak yapmak istediğim hayaller var. Bu hayallere ulaştıktan sonra Allah'ın izniyle kendimi o monitörün arkasında da görmek istiyorum. Yani yönetmen olmak istiyorum. İşin mutfağını da bildiğin için evet. İşin mutfağını biliyorum ve senaryo konusunda kendimi geliştirmek istiyorum aslında yani. Çünkü senaryo bayağı bir meşakkatli bir şey ve güzel bir senaryo yazmak da gerçekten zaman isteyen bir şey. Senaryoda olduktan sonra yani en son ya da en baştaki hayalim diyebilirim yönetmenlik. Harika. Gürhan Sarıyer, yolun açık olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için, katkın için. Teşekkür. Sağ ol, var ol. Hayallerin gerçek olsun ve biz seni sürekli çok güzel projelerde izleyelim. Uluslararası arenada boy göster ve göğsümüzü kabart. Sağ ol, var ol. Teşekkür ederim. Sen de sağ ol, var ol. Sinema Artı devam ediyor. Usta yönetmen Akira Kurosawa, Amerikan Western filmlerinin büyük hayranıdır. Özellikle idolü olan John Ford'la 1957 yılında tanıştıklarında çok mutlu olur. Aynı zamanda Ford'un da kendisinin hayranı olduğunu öğrenince bundan büyük gurur duyar. Kurosawa'nın filmleri Japon film eleştirmenleri tarafından Amerikalı sinemacılardan çok fazla etkilendikleri gerekçesiyle yıllarca eleştirilmiştir. Bu hafta yakın plan bölümümüzün konuğu dünya sinemasının usta yönetmenlerinden biri Akira Kurosawa. Birlikte izleyelim. Müzik
Akira Kurosawa. Bu hafta ölüm yıl dönümü vesilesiyle andığımız Akira Kurosawa, 23 Mart 1910'da 8 çocuklu bir ailenin oğlu olarak Tokyo'da dünyaya gelir. Eğitim yıllarının ilk döneminde vasat bir öğrenci olan küçük Akira, okula yeni gelen öğretmeni Bay Tachikawa'nın yenilikçi ve özgür eğitim yaklaşımı sayesinde sanata ve özellikle resme ilgi duymaya başlar. Kariyerinde önemli bir yere sahip olan bir diğer kişi de sessiz film anlatıcılığı yapan abi Heigo'dur. 13 yaşında abiyle yaşamaya başlayan Akira, ressam olarak bir kariyer inşa etmeyi düşündüğü o yıllarda onun sayesinde tiyatroyla ve Avrupa sinemasıyla tanışır. 23 yaşında abinin ölümüyle derinden sarsılan genç adam o güne dek belirgin bir ilgi göstermediği sinemayı yaşamının odağına alır. Bir yarışmaya gönderdiği makalesi sayesinde yönetmen yardımcısı olarak sektöre giriş yapan sinemacı, 6 yıl boyunca senaryo yazımından ışık tasarımına, dublajdan mekan tasarımına kadar sinemanın hemen her alanıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçer. 1943 yılında bir edebiyat uyarlaması olan Sugato Sanshiro filmiyle ilk defa kendi imzasını taşıyacak film için kamera arkasına geçen Kurosawa, gişede hem ticari hem de eleştirel bir başarı yakalamayı başarır. Bundan bir yıl sonra 2. Dünya Savaşı döneminde kadın işçilerin çalıştığı fabrikada geçen Ichiban Utsukushiku filmine imza atan yönetmen, çekimler sırasında kadın oyuncular arasında yer alan Yoko Yaguchi ile hayatını birleştirir. Savaş yıllarını sansür kuruluyla mücadele içinde geçiren yönetmen, savaşın bitiminden 5 yıl sonra çektiği Rashomon'la dünya sinema endüstrisinde kabul görür. Büyük beğeni toplayan film, Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülüne layık görülür. Ana temasını oluşturan olayın birden fazla karakter tarafından başka şekillerde anlatıldığı Rashomon, Oscar ödüllerinde de aday olarak Kurosawa'nın adını Hollywood'a ulaştırır. Budala ve Yaşamak'ın ardından samuray soyundan da gelmesinin verdiği bağla 7 Samuray filmine imza atar. 1954 yılında iki dalda Oscar'a aday olan film, eşkıya saldırısı altındaki bir köyü korumaya yeminli 7 Samuray'ın hikayesine odaklanır. Sonraki yıllarda Shakespeare ve Gorky uyarlamaları için kamera arkasına geçen yönetmen, 60'lı yılların başında Hollywood'a gitse de yapımcılarla anlaşamayıp yurduna geri döner. 1976 yılında Ders-i Uzala'yı pelikül'e aktaran usta sinemacı, bu defa şeytanın bacağını kırıp en iyi yabancı film dalında Oscar heykelciğini kucaklamayı başarır. 1980 yılında Kurosawa, Francis Ford Coppola ve George Lucas gibi isimlerin de desteğiyle Kagemusha'yı çeker ve ödül koleksiyonuna bir de altın palmiye ekler. İki Dünya Savaşı'nı da tecrübe etmiş, atom bombası ve Tokyo depremlerini yaşamış, ailesinden sevdiği üyeleri kaybetmiş biri olan yönetmen, hayatının ilerleyen dönemlerinde büyük bir depresyonla mücadele eder. Başarılarla dolu yaşamı 6 Eylül 1998'de sona eren Akira Kurosawa, sinema sektörüne büyük katkılarının yanı sıra pek çok sinema eleştirmeni tarafından yaşamış en büyük yönetmenler arasında gösterilir. Amerika Birleşik Devletleri 2015 yılında Kaliforniya merkezli Anaheim Üniversitesi'ne bağlı olarak Akira Kurosawa Film Okulu'nu kurmuştur. Usta sinemacının adını taşıyan okul, film yapımı ve güzel sanatlar yüksek lisansı gibi eğitimler sunmaktadır. İlgiyle izleyeceğiniz bir liste artı var şimdi sırada. Sizler için sinemanın ikonik robotlarının olduğu filmler listesi hazırladık. Bilim kurgu türünün olmazsa olmazıdır robotlar. Teknoloji ve gelecek konulu filmlerin çoğunda yer alan bu fütüristik icatların yer aldığı filmleri sizler için derledik.
Andrew. Millennium'la birlikte ilerleyen teknolojiyle günlük hayatımıza dahil olacak robotların konu edildiği Robot Adam filmindeki Andrew, listemizin 10. sırasında. Ev işlerine yardımcı olması için alınan robotun insani özellikleri barındırmasını konu alan yapım, aynı zamanda sıcak bir aile draması. Rosie. Get your filthy hands off of Astro, you brute. Sinemanın ikonik robotları listemizde 9 numara. 90'larda çocuk olan izleyicilerimizin yakından tanıdığı Rosie. 60'lı yıllarda çizgi dizi olarak tasarlanan Jetgiller'in mahcup hizmetçisi Rosie, enteresan buluşların olduğu fütüristik bir hikayede ailenin her işine koşan, yardımsever ve naif bir robot olarak karşımıza çıkar. Baymax. 2015 yılında en iyi animasyon film kategorisinde Oscar alan 6 süper kahramanın sevimli robotu Baymax listemizin 8. sırasında. Robot tasarımcısının önderliğinde bir grup yüksek teknolojili arkadaşın yaşadıkları şehri suç örgütünün elinden kurtarma çabalarını resmeden film, hem çocuk hem de yetişkinler için düşünülmüş eğlenceli bir aksiyon. Maria. İşçi sınıfının yerin altında, sefalet içinde, zenginlerinse yer üstünde refah içinde yaşadığı bir düzende Maria, yer altındakilerin lideri kılığına girerek yoksulların isyan etmesini engellemeye çalışma misyonunu yürüten bir robottur. Bilim kurgu sinemasının kültlerinden kabul edilen Metropolis'te karşımıza çıkan Maria, listemizin 7 numarası. Robocop. Better alive, you are coming with me. Biraz insan, biraz robot ve biraz da polis Robocop. 1987 yapımı robot polis filmi, 90'lar çağının çocuklarının çok iyi hatırladıkları bir karakter. We killed you! Listemizin 6. sırasında, sıradan bir aksiyonun çok ötesinde politik altyapısı da olan ve bir distopya anlatısına sahip filmin polis robotu Robocop yer alıyor. Yes. Sunny. So why'd you murder him? Sinemanın ikonik robotları listemizin 5 numarası, bilim kurgu edebiyatının önde gelen isimlerinden Isaac Asimov'un kült eserinden beyaz perdeye uyarlanan Ben Robot filminde karşımıza çıkan Sunny. Film, robot teknolojisinin ve yapay zekanın insan yaşantısına adapte edilip edilemeyeceğini sorguluyor. Even dogs have dreams, but not you. I should stick my neck out for you is quite beyond my capacity. Help me, Obi-Wan Kenobi. C3PO ve R2D2. Orijinal Yıldız Savaşları serisinin 3 filminden ilki olan Yıldız Savaşları Bölüm 4, Yeni Bir Umut'un 2 ikonik robotu C3PO ve R2D2 listemizde 4. sırada. No, I don't think he likes you at all. Seriye komedi unsuru katan ve aynı zamanda robotların insanlara yardım etmekte ne kadar önemli olduklarını anlatan altın renkli insansı robot C3PO ile kutu formundaki R2D2 serinin tüm filmlerinde karşımıza çıkıyor. Wall-E. Animasyonun başyapıtlarından olan Wall-E'nin aynı adlı robotu listemizin 3 numarası. İnsanoğlunun dünyayı yaşanamayacak bir hale getirip başka bir gezegene yerleşmesiyle geride kalanları temizlemeye çalışan iyi kalpli robot Wall-E'nin tüm gezegendeki yalnızlığı kendisi gibi robot olan Eva'nın gelişiyle son bulur. İki robotun aşkını konu alan bu sevimli animasyonun Oscar'lı olduğunu hatırlatalım. T-800.
Sinema tarihinin en korkutucu robotlarından biri. Hiç şüphe yok ki Terminator serisinin katil robotu T-800. Gelecekte insanlar ve robotlar arasında çıkacak savaşta T-800, insanların lideri olacak John Connor'ı öldürme misyonuyla dünyaya gelir. Bilim kurgu sinemasının yapı taşlarından biri olarak görülen Terminator serisinin fenomen robotu T-800, listemizin ikinci sırasında yer alıyor. Tars. Sinemanın ikonik robotları listemizde bir numara, Christopher Nolan imzalı yıldızlar arasının sevilen robotu Tars. Dünyanın sonunun geldiği ve insanlığın kurtuluşunun yıldızlar arası seyahate bağlı olduğu filmde hayati bir misyon taşıyan, uzay keşfinde görevli astronotlara yardım eden Tars'ın ismi, yıldız anlamına gelen star kelimesinin bir anagramıdır. Go, go, go. Sinema Artı'nın bu hafta da sonuna geldik. Haftaya tekrar sinema dolu bir programla görüşmek üzere. Hoşçakalın.